Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Özel güvenlik örnek sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Konuları açıklamalı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sınavlara kadar zaman zaman canlı yayınlarımız, zaman zaman da bu şekilde sorularımızı kanalımızda bulabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olduktan sonra kanala katılarak üyeleri özel soruları da çözüp sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Hemen geçiyoruz. Evet. Instagram Nedim Şeker Akademi'den takip ederek YouTube kanalımıza yine abone olup YouTube kanalımızdan bizi de takip edip %100 çıkabilecek tür sorular çözüp sınavlarınızda başarılı olabilirsiniz. Arkadaşlar, gurur tablomuzda 5 yıldızlı öğrencilerimizin mesajlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün Demir Çelebi'nin mesajını sizlerle paylaşıyoruz. Nedim Hocam, öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bu mesajı bize gönderdiğin için Demir Çelebi'ye. Emeğinize sağlık. Ben kurumun verdiği kitaptan hiç çalışmadım. Sadece sizin videolarınızı. Sizinle beraber soru çözerek 90 puanla kazandım. Hakkınızı helal edin lütfen. Maşallah, Rabbim yardımcınız olsun. O kadar iyi bir eğitimcisiniz ki uzaktan da olsa, videolardan da olsa bana çok şey kattınız. Bu başarımın arkasında siz varsınız. Diyecek pek bir şey bulamıyorum. İyi ki sizin kanala denk gelmişim. İyi ki sizi dinlemişim. Lütfen hakkınızı helal edin. Tekrardan minnettarım size demiş hocam. Demir Çelebi, harikasın. Gerçekten mükemmel. Tebrik ederiz. Güzel günlerde kullan. Kanalımızı arkadaşlarına, dostlarına öner, paylaş. Herkes faydalansın, geçsin. Hemen geçelim. Birinci sorumuz geldi. Bakın, İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ile özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda silahlar için aşağıdakilerden hangisi düzenlenir? A. Silah taşıma ruhsatı. B. Özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi. C. Görev belgesi. D. Silah satın alma belgesi. E. Silah nakil belgesi. Tabii ki burada bakın, özel güvenlik hizmeti verilen yere tahsis edilen silahların satın alınması durumunda hangisi düzenlenir? Tabii ki özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesi, değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. İkinci sorumuz şöyle. Anayasanın 13. maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A. Yönetmelik. B. Kanun. C. Amirinin yazılı emri. D. Genelge. E. Amirinin sözlü emri. Tabii burada arkadaşlar Anayasa 13. maddesinden bahsediyor. Bakın, burada nedir? Hukuki dayanakları ne olmalıdır? Tabii ki kanun olmalıdır, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Önemli sorular. Yıldızlı sınav sorularını çözüyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz geldi bakın. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir? A. Hilal düzeni. B. Kılıç düzeni. C. Kama düzeni. D. Sat düzeni. E. Makas düzeni. Evet, bakın, güvenlik güçlerini topluluğu kontrol altına alma. Hemen şöyle altını çizerse, kontrol altına alma nedir? Kama düzenidir. Cevap Ceyhan seçeneği. Yine tabii ki yıldızlı sorular arasında. Hemen dördüncü soru, banko sorulardan. Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar hangi sınıf yangınlara girer? A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, F sınıfı yangınlar.
Tabii ki yangın sınıflarını hemen hızlı bir şekilde tekrarlayalım arkadaşlar. Konu tekrarlı gidiyoruz bildiğiniz gibi. A sınıfı yangınlar katı madde yangınlarıdır. B sınıfı yangınlar sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardır. C sınıfı yangınlar gaz yangınlarıdır. D sınıfı yangınlar metal yangınları, yanabilen hafif metaller. F sınıfı yangınlarda pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı, bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yangınlarıdır. Burada bize sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlardan bahsetmiş. Tabii ki B sınıfıdır, değil mi arkadaşlar? Cevap Bursa seçeneğidir. Yine mutlaka sınavınızda buradan soru gelir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim lütfen. Hemen 5. sorumuz gelsin. 5188 sayılı kanun özel güvenlik görevlisi kimlik kartı üzerinde olmayan özel güvenlik görevlileri için aşağıdakilerden hangisini kısıtlamıştır? A. 5188 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri kullanamazlar. B. Görev alanı dışına çıkamazlar. C. Özel güvenlik şirketi veya özel güvenlik birimine ait motorlu taşıtlar kullanamazlar. D. Genel kolluğa bilgi veremezler. E. İçişleri Bakanlığı veya valilikçe gerçekleştirilen denetimlerde hazır bulunamazlar. Evet, burada da dikkat ederseniz kısıtlama, bakın kısıtlama 5188 sayılı kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri nedir? Kullanamazlar. Cevabımız Adana seçeneğidir. Yıldızlı soru. Hemen uyuşturucu maddelerden bahsedeyim arkadaşlar. Uyuşturucu maddelerden mutlaka sınavda soru geliyor. Aynı etki elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmaya başlanmasına tolerans denir. Esrar dişi Hint keneleri bitkisinden elde edilir. Uzun süre madde kullanımı sonrası madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ruhsal sorunlara yoksunluk adı veriliyor. Morfin, kodein, eroin afyonun türevleridir. Bakın buradan da soru çıkıyor. Hangisi afyonun türevidir şeklinde de sorabilirler. Tıpta ve eczacılıkta kullanılan uyuşturucu maddeler kapsamına giren maddeler kırmızı ve yeşil reçete ile hastalara veriliyor. Uyuşturucu madde ile mücadele yollarından en etkili yöntem eğitimdir. Haşhaşın ekim izinleri işlenmesi, toplatılması gibi konular Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülür. Organize kaçakçılık olaylarında sanık adedi en az 2'dir ve uyuşturucu kaçakçılığı organize suçtur. Evet, bakın. Ülkemizde kenevir ekimi lisanslı ve kontrollü olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın gözetiminde gerçekleştirilir. Bilginiz olsun. Evet, diğer soru geldi. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategorisi edilirken aralarında yer almaz? A. Alkol ve türevleri. B. Kenevir ve türevleri. C. Sentetik uyuşturucular. D. Afyon ve türevleri. E. Kokain ve türevleri. Tabii ki burada da alkol ve türevleri uyuşturucu maddeler arasında yer almaz. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. Önemli soru arkadaşlar. Hemen geçelim 7'ye. 7. sorumuz şöyle. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi sitede görevli özel güvenlik görevlisi Ayşe'nin görevi değildir? A. Site yönetimine aidat toplamada yardım etmek. B. Siteye gelen misafirlere gidecekleri yer ve konusunda yardımcı olmak. C. Siteye giren çıkan araçları takip etmek. D. Site sakinlerince istenmeyen misafirlerin girişini engellemek. E. Vardiya değişimlerinde rapor tutmak. Ayşe'nin görevi değildir. Bakın diyor, Ayşe'nin görevi değildir.
site yönetimine aidat toplamada yardım etmekte. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen 8'e bakalım. 8 bize özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden sorulmuş. Mutlaka her sınavda gelir. Hatta 2-3 tane soruluyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? A. Parmak izi ve fotoğraf alma. B. Gözaltına alma. C. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. D. İfade alma. E. Delil inceleme. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nedir? Kimlik sorma, arama yetkisi, emaneti alma, değil mi? El koyma, iş yeri ve konuta girme yetkisi, yakalama yetkisi, zor kullanma, silah bulundurma ve taşıma, suça el koyma ve delilleri muhafaza etme yetkisi nedir? Vardır. Bize özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden hangisidir? Dikkat ederseniz parmak izi, gözaltına, ifade alma, delil inceleme bunlar özel güvenlik görevlisinin yetkileri değildir. Fakat güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama cevabımız Ceyhan seçeneği özel güvenlik görevlisinin yetkileri arasındadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşit şekillerinden biri değildir? A. Özel koruma. B. Araç koruma. C. Yakın koruma. D. Konut koruma. E. İş yeri koruma. Koruma şekillerinden birisi değildir diyor bakın. Tabii ki araç koruma değil mi? Araç koruma değildir. Bursa seçeneği doğru cevap. 10. soruya bakalım. Yine banka sorulardan. Özel güvenlik görevlileri Yaşar ile Osman'ın Devriye bölgesinde gelişi güzel gezmeleriyle yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rutin devriye B. Geri dönüşlü devriye C. Dairesel devriye D. Planlı devriye E. Kombine devriye. Evet, devriye yöntemleri olağan devriye, rutin devriye, dairesel devriye, geri dönüşlü devriye, planlı belirli bir program. Bakın değil mi? Planlı. Planlı devriye nedir? Her şeyden önce yetkili amirler tarafından önceden belirlenip devriye personelinin uyması istenen belirli güzergahlara bağlı kalmak üzere çıkarılan devriyedir. Olağan rutin devriye nedir? Rastgele gezilmesi değil mi? Dairesel devriye nedir? Devriye alanının tahmini merkezden içeriden dışarı ya da dışarıdan içeri dairesel halinde yapılmasıdır. Geri dönüşlü devriye de devriyenin kritik bölgelerde veya kontrol ettiği bölgenin tekrar kontrol edilmesi de geri dönüşlü devriyedir. Evet, bize burada gelişi güzel gezmeleri diyor bakın. Gelişi güzel gezmeleri değil mi? Rastgele gezilmesi hangisidir? Tabii ki rutin olağan değil mi? Olağan devriyedir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 11. Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda Türk Ceza Kanunu 256. maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır? A. Kasten yaralama. B. Görevi kötüye kullanma. C. Hakaret. D. Tehdit. E. İşkence. Evet, burada da tabii ki hangisi uygulanır? Kasten yaralama değil mi? Cevabımız evet Adana seçeneğidir. 12. Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler, etkinlikler arasındadır? A. Bankalar B. Hastaneler C. Sahne gösterileri D. Okullar E. Spor müsabakalar. Silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılabilecek yerler arasında tabii ki nedir? Bankalardır. Cevabımız
Adana seçeneğidir ve önemli sınav sorusudur. Hemen 13'e bakalım. Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet'e genel müdürlerince makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız. Sözlü talimatı verilmesi üzerine Mehmet'in göreviyle ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur? A. Emaneti aldığı silahları çelik dolapta kilitli tutmalıdır. B. Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur. C. Sadece taşıma ruhsatlı silahları almalıdır. D. Sadece vatandaşlara ait bulundurma ruhsatlı silahları almalıdır. E. Verilen emri olduğu gibi uygulamalıdır. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi nedir? Yoktur, değil mi? Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir ve yıldızlı sınav sorusu. Hemen geçelim. 14. soru gelsin. 14. soru yine banka soruları arasında açıklamalı bir şekilde. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillere girer? Kan, ilaçlar, boyalar, patlayıcı maddeler, barut artıkları. Bize biyolojik delillere girer. Hangisidir? Öncelikle bakın, kimyasal deliller ve biyolojik delilleri tekrarlayalım. Kimyasal deliller, patlayıcı maddeler, boyalar, değil mi? Yanıcı ve yakıcı maddeler, barut artıkları, narkotik maddeler, ilaçlar ve diğer kimyevi maddeler kimyasal, değil mi? Kimyasaldır. Biyolojik deliller kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, mini doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü de biyolojik deliller ve girer. Burada hangisi biyolojik delillerdir? Tabii ki dikkat ederseniz cevabımız kandır, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Önemli sorular arasında. Hemen 15'e bakalım. Özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafetle görev yapabilmeleri için hangi makamdan izin alınmalıdır? A. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, B. İl Özel Güvenlik Komisyonu, C. Çalışma Bakanlığı, D. İçişleri Bakanlığı, E. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Evet, tabii ki burada da İl Özel Güvenlik Komisyonu'ndan izin alınması gerekiyor, değil mi? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorularından. Hemen 16'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı metotlardan değildir? A. Korunan şahsın ikamet çıkışında ateş etmek. B. Korunan şahsın aracına bomba yerleştirmek. C. Yiyecek ve içeceklerine zehirleyici madde koymak. D. Korunan şahsa uzak mesafeden kanat türü silahla ateş etmek. E. Korunan şahsa yumurta atmak. Suikastçının kullandığı metotlardan değildir. Bakın, değildir diyor. Değil mi? Korunan şahsa yumurta atmak tabii ki değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. 17. Özel güvenlik görevlileri Ünal ile Halis görev yaptıkları yerde ortaya konulan yeni bir uygulamanın etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması amacıyla bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlamış oldukları rapor hangisidir? A. Bilirkişi raporu, B. Olay bildirim raporu, C. Devir teslim raporu, D. Değerlendirme raporu, E. Ekspertiz raporu. Evet, burada da tabii ki değerlendirme raporu, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu hemen 18'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan ve özel kolluk olmayan görevlilerdendir? A. Gümrük muhafaza görevlileri, B. Özel güvenlik görevlileri, C. Orman muhafaza görevlileri, D. İnfaz koruma görevlileri,
ve belediye zabıtası görevlileri özel kolluk olmayan görevlilerdendir diyor bakın. Evet. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan. Evet, burada hangisidir arkadaşlar? Tabii ki özel güvenlik görevlileri değil mi? Yani sizler. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Hemen 19'a bakalım. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir? A. Söndürme ekibi, B. Koruma ekibi, C. İlk yardım ekibi, D. Teknik destek ekibi, E. Kurtarma ekibi. Tabii ki burada cevabımız Adana seçeneği değil mi? Söndürme ekibidir. Hemen 20'ye geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı kanunda düzenlenen hususlardan değildir? 5188 sayılı kanunu mutlaka tekrarlayın arkadaşlar. Sınavda soru geliyor. Özel güvenlik izninin verilmesi ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılması, C. Genel kolluk yetkileri, D. Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, E. Özel güvenlik komisyonunun teşekkülü. Evet, burada da genel kolluk yetkileridir değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 21'e bakalım. Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilk yardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir? A. Bilinç kontrolü yapılır. B. Yaşam bulguları değerlendirilir. C. Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır. D. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir. E. Üstü örtülür. Bakın sindirim yolu zehirlenmelerinde ilk yardımda yapılması yanlış olan diyor. Yanlış olan kesinlikle hasta yaralı kusturulmaya zorlanmaz değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 22'ye bakalım. 5188 sayılı kanuna göre mülki idare amirleri hangi hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir? A. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde. B. Hiçbir kurala bağlı olmaksızın her yerde. Herhalde. C. Kişi, kurum ya da kuruluşların talebi halinde. D. Özel mülkiyet kapsamında. Özel güvenlik izni verildiği hallerde E. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına güvenlik özel güvenlik izni verildiği hallerde. Tabii ki kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde değil mi? Ek önlemler aldırmaya yetkilidir cevap. Adana seçeneğidir ve yıldızlı sınav sorusu. Hemen 23'e bakalım. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A. Saldırı düzeni, B. Savunma düzeni, C. Sağa ve sola hat düzeni, D. Çember düzeni, E. Kama düzeni. Tabii ki burada da çembere alma değil mi? Çembere alma düzenidir. Cevap Denizli seçeneğidir. 24. Kanama kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır? A. Toplar damar kanaması, B. Atar damar kanaması, C. Kılcal damar kanaması, D. Doğal deliklerden olan kanama, E. İç kanama. Kalp atımlarıyla uyumlu kesik kesik, bakın kesik kesik fışkırır tarzda akan kan çeşidimiz atar damar kanamasıdır ve en tehlikeli kandır atar damar kanaması yıldızlı sınav sorusu.
Son soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerin yetkilerindendir? Bakın yine bir soru. Soruşturma yapmak, kovuşturma yapmak, kimlik tespiti yapmak, buluntu eşyayı emanete almak, ifade almak. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerindendir diyor. Bakın yetkilerindendir. Evet burada dikkat ederseniz buluntu eşyayı emanete almak nedir? Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasındadır. Cevap Denizli seçeneği. Soruşturma, kovuşturma, kimlik tespiti, ifade alma bunlar güvenlik güçlerinin görevidir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak banka özel güvenlik örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerin, paylaşın, herkes faydalansın, geçsin. Bir sonraki sorularda örnek soru ve konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın, hoşça kalın.